günler değerli izleyenler. Bir pazartesi gününde sizlerle hep birlikteyiz Anahtar Programı'nda haftanın ilk gününde. Bizi neler bekliyor bu hafta? Çok da iyi şeyler beklemiyor herhalde. Özellikle bu ekonomik krizin ülkemizde fazlasıyla hissedildiği dönemde çok da iyi bir haftayı geçireceğimizi düşünmüyoruz. Ama yine de umut fakirin ekmeği demişler. O şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Evet, yine stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turan Büyük Yılmaz bizimle birlikte. Gerçi cumartesi gün bir haber çıktı ama halen daha görevinin başında ve bu title'da kendisini sunmak istedim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yani İnanıyorum ki herkes iyi olsun. Bu zor günleri efendim böyle karanlık düşüncelerle götürme şansımız yok. Birimize pozitif enerji vererek İşi yüklenirsek sanırım altına kalkacağız. Evet, çalışma barışınız, disiplininiz, iş etiğiniz, iş ahlakınız konusunda çok fazla değer verdiğim isimlerden bir tanesisiniz. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü uzun zamandır sizinle bir araya gelip program yapamadık. Hep görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz ama bu herhalde bu son dönemde en fazla telefonu çalan isimlerden bir tanesisiniz diye düşünüyorum. Aslında son süreçlerde biraz da böyle televizyon programlarıyla arada verdim. Evet. Ama yani haliyle yani bu kadar kesintinin içinde herhalde yolumuzu bulamıyoruz programa çıkacak. Tabii ki sonuç itibarıyla biz siyasi atamalarla gelmiş insanlarız. Tabii. Benim görev sürem daha erken bitmesi gerekiyor diye değerlendiriyorum. Seçimler 23 Ocak tarihinde bitti. Biz Nisan ayına geldik. Evet. Hükümet kurulması, yeni atamaların yapılması, özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu gibi çok özel ve önemli bir yerin yönetim kurulunun onu yönetebileceği esaslar içerisinde bir an önce atanması gerekiyordu. Cumartesi günü çıkan haber olumlu veya olumsuz, keşke olsaydı diye değerlendirenlerden birisiyim. Sonuç itibarıyla bu kurumun yönetimsel zafiyetleri olmaması lazım. Bir an önce yönetim kurulunun gelmesi gerekiyor. Şu anda hala daha mevcut yönetim kurulu artık pasif, yani pasifize ve nasıl diyelim tamamen kendilerini görevden düşmüş gibi hissederek bu yola devam ediyorlar. Tabii ben gerçi siyasi atamanın gerekleri tabii bunlar. Geldiği kadar bunu ne kuruma ne efendim dışarıya hissettirmeden görevi teslim edeceğimiz arkadaşın elini sıkana kadar görevimin başında olacağımı ve kurumun bana ihtiyaç duyduğu bölümlerin ister şimdi olsun ister sonrasında olsun hep yanında olacağımı defalarca söylemişimdir. Ve o şekilde de mesaimi yine kurumda geçirmeye çalışıyorum. Bunlar siyasi atama. Sonuçta hükümet kuruldu. Maliye Bakanlığı'na bağlandı. Maliye Bakanlığı Ulusal Birlik Partisi'nin bir bakanlığı. Ulusal Birlik Partili olan bu işe emek vermiş, Ulusal Birlik Partisi'ne emek vermiş insanlardan bir tanesinin bu göreve gelmesi beklentimiz. İsimler açıklandı, geri çekildi. Tekrar nasıl olur onu bilemiyorum. Tabii ki bunlar resmi gazetede yayınlanmadan hoş olan şeyler değiller. Evet. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Hem ismi açıklanan kişileri rencide etmiş oldular hem de kurumu böyle birkaç gün daha sıkıntıya sokmuş oldular diye değerlendiriyorum. Hayırlısı olsun. İsmi geçenler de bu işi çok güzel yapacaklardır. İnanıyorum bizden daha, benden daha iyi yapacaklar diye değerlendiriyorum. Biz buradayız efendim. Kim gelirse gelsin yine Turan Büyük Yılmaz olarak bilgim, deneyimim, tecrübem, yaşadıklarım hususuyla ilgili her zaman bizden öncekiler bize nasıl elini uzatmışsa biz de bizden sonrakilere elini uzatmamız gerekiyor. Devletin de işleme tarzı bu olması lazım. Öyle inanıyorum ve o ruhuyla da hareket ediyorum. İnşallah diyelim. Dediğiniz gibi her şey bu kadar tereyağından kıl çeker gibi. Çünkü o kadar güzel bir anlatım süreci geçirdiniz ki tereyağından kıl çeker gibi kolay olsun. Tabii ki devlet kurumlarının sürdürülebilirliği esastır. Bu minvalde hareket etmemiz gerekiyor ama maalesef bu siyasi atamalar da devletin hantal yapısını daha da hantal hale getiriyor. Doğru. Çok özür dileyerek bunu belirtmek zorundayım. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insan olarak bunları hepimiz görüyoruz ama zikretmekten çekiniyoruz. Çünkü hepimizin bir beklentisi vardır, iş beklentisi vardır, aşk beklentisi vardır vesaire vesaire. Birçok beklentimiz vardır ama kimse de bunları konuşmazsa ciddi sorunlar bugün içinde bulunduğumuz bu konjektürde yaşadığımız sorunlar gibi sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Tabii şimdi sizin de bu siyasi atamalara baktığımız zaman siyasi atanmanın geldiği bir yol vardı. Tabii bir yol ayrımına da girdiniz bu süre zarfında. Birçok şeyle yol ayrımına girdiniz. Birçok şeyle yol ayrımına girdiniz. Peki eğer
Kıptek farklı bir bakanlıkta, yani yeniden doğuşta olsaydı acaba yine göreviniz devam eder miydi? Hayır, ben zaten Yeniden Doğuş Partisi ile yollarınızı ayırdınız. Ayırmıştım. Evet, biliyorum. Mevcut bakan sevgili Sunat Atun bu görevi defalarca bana teklif etmiştir. Görevde kalmam için ısrar etmiştir. Ben, bana bu konuda efendim teveccüh göstermesini, hakkı olana verilmesini talep ettim. Neden peki? Bakın, bu toplum bunları kaldırmaz. Bir kere ben Uluslar Birlik Partili değilim. Evet. Efendim, siyasi atamalar, siyasi konjonktürler, orada görev yapan kişiler, kendi partilerinin atamasıyla gelmiş olan kişiler olması gerekiyorlar. Bu devletin içindeki bürokratik yapıda bile çok zor oluyor. Şöyle değerlendirelim. İşte diyelim ki Kırsal Kesim Müdürlüğü'nde kalan Ercan Beşerler Halkın Partisi'ne atamış olduğu bir müdürdü. Sonra efendim hükümet değişti. Ercan Bey orada kaldı. Ercan Bey eminim ki orada kaldığı süreç içerisinde kendini çok huzursuz hissetmiştir. Veya ben Halkın Partilisiyim ve oradan çıkıp aday olacağım veya düşüncesini bile doğru dürüst aksatamamıştır. Tabii bunlar benim kendi düşüncelerim. Yani Ercan Bey'le hiç görüştüğüm falan da yok yani, onu söyleyeyim. Sonuçta Ercan Bey aday oldu Halkın Partisi'nden. Neler konuşulduğunu duyduğum zaman ben gördüm ki bu ülke bu işleri hiç kaldırmaz. Yani bizim ölçmemiz gereken verimi, katkısı, efendim o kurumu ayağa kaldırabilmek için vereceği mücadele yerine ölçülerimiz ne oluyor? Hangi siyasi atamayla geldi? Kimin adamıydı ve şuydu ve buydu? Ama velhasıl, Ercan Bey de siz de bütün bu söylenenleri absorbe etmeniz gerektiğine inancındayım. Neden? Çünkü eğer bir yere atanmışsanız, siyasi veya farklı bir şekilde, her ne olursa olsun, eğer toplum yararına bir şeyleri yapabiliyorsanız ve gelen bakan veya gelen parti hangisi olursa olsun, sizin mensup olmadığınız veya görüşünüzün uymadığı, sizinle yürümek istiyorsa, sizin yaptığınız işleri değerlendirdiği zaman evet, toplum faydasına, toplumun çıkarına ya da kurumsal olarak kurumun çıkarına işler yapabildiğinizi görüp bu görevi size tekrar tevdi etmek istiyorsa, bence burada bir kez daha düşünülmesi gerekiyor. Çünkü siz burada aslında elektrik kurumuna değil, sadece topluma mal olmuş tabii, bir insan oluyorsunuz. Ben burada çok özür dilerim ama bu keşke kalsaydınız. Ben dediklerinizin hepsine katılıyorum. Ama bu konjonktür bunu kaldırmaz. Toplum için bir şeyler yapabilmek için bunları tartışmak gerek, masaya yatırmak gerekiyor. Doğru, bunlara katılıyorum. Eminim ki gelecek olanlar bizden daha iyi yapacaktır. O inançtayım. Buradayız, bir yere gittiğimiz yok. Bir efendim sıkıntı duyulduğu zaman da her türlü yardıma hazırız. Elimizin ne geliyorsa o bilgi birikimimizi aktarmaya da hazırız. Böyle bir şeyleri gizlemek, saklamak ve ben geldiğim günden beri de çok şeffaf bir şekilde, sizler de biliyorsunuz, her şeyi çok toplumla paylaşabilen, tabii, çekinmeden bunları konuşabilen, kurumun faydasına olan, onu ayağa kaldırabilecek yapıların üretilmesiyle ilgili de hiç çekinmeden konuşan birisiyim. Doğrudur, ben dediklerinize katılıyorum ama bu konjonktür bunu kaldırmaz. Yine gelecek olan arkadaşlar, şimdi hemen başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. İşte bu kaldırmaz dediğiniz noktada ben hemen tekrar söze girmek istiyorum. Konjektür kaldırmayabilir ama siz bunu bu şekilde emin adımlarla durur, bir başkası emin adımlarla durur ve bunu gerek topluma gerek siyasi konjektüre alıştırırsanız, o zaman işte bir hükümet değişiminde gerçekten işi yapan bürokratların, gerçekten işi götürebilecek, sürdürülebilirliği sağlayabilecek isimlerin sürekli değişmesini engelleyip bu hantal yapının ortadan kalkmasına neden olacaksınız aslında. Yani bir başlangıç bir yerde yapılması gerekiyor ama benimle değil yani. Benimle değil, evet, güzeldi bu. Evet, tabii şimdi en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de siyasi atamalar, dediğiniz gibi. Gelir isimler, gider isimler, önemli olan sürdürülebilirlik ama Kıptek'in çok da sürdürülebilir bir durumu artık ortada yok gibi. Özellikle Aksa faktörü, Güney Kıbrıs'tan interkonnekte sistemle bağlı olmamız, işte oradan enerji taleplerimiz doğrultusunda karşılanması. Aksa 2023'e kadar galiba. 2024. 2024. Her gün de uzatılıyor bir yıl bu. Yok, Aksa. Her yani neyse, 2009 yani 15 yıllık bir anlaşmaydı bu. Evet. 24 Nisan 2024 tarihindeki mevcut anlaşmanın süresi bitiyor. Bitiyor, yenilenecek. Ne yapacak Aksa, bu kadar koca tesisi alıp buradan gidecek mi? Yeni gelen yönetim bakalım nasıl bir sözleşme? Gene kullanmadan konusu, ödemeyi mi taahhüt edeceğiz? Aksa konusu yönetimlerin işi değil.
Bu bir devlet politikası olması evet. gereken konu. Ama değil maalesef İlgili olmadı. Bakanların, Enerji Bakanlığı'nın veya şu anda bağlı olduğu Maliye Bakanlığı'ndaki hususun gündeminde. Yönetimsel olarak bu hususu çözebilecek bir yapı yok. Yani bunun kararını verdim ben efendim Aksa'yı göndereceğim, Aksa'yı tutacağım. Aksa yönetimden bir imza atmamış. Kim imza atmış? İlgili bakanlık ve başbakan bunu onaylamış ve yürürlüğe konmuş bir zamanında. Anlaşmadır. Evet. Efendim 2003 yılından itibaren önce 36 megawattla başlayıp sonra işte bu çıka çıka 2009'da 15 yıllık bir anlaşma ve mecburi günlük olarak 100 megawattlık bize bir enerji satmaktadır Aksa. Bunun alternatifleri bu 15 yıllık süre içerisinde oluşturulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki Kıbrıs Türk Enerji Kurumu veya ilgili bakanlıklar veya devlet veya hükümetler bu hususta ilgili öngörülerini ortaya koyamadılar. Yani olmuş da ölmüşe bir çare yok. Artık bunları hiçbir şeyini geriye getiremeyiz. Ama önümüzdeki planlamayı yaparken bunların hepsinin alternatiflerini düşünerek yapılması gerekiyor. Sonuçta ben 14 aydır Kıbrıs Türk Enerji Kurumu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Bu anlattıklarımın çok daha proje şeklinde ilgili bakanıma ve mevcut bakana da defalarca aktardım. Hı hı. Mutlaka bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Yani Kıbrıs Türk Enerji Kurumu bugünkü yapısıyla ve bu kadar eski jeneratörlerle 1995-96 yılında gelmiş olan iki termik santral, yaşları 28-30'u bulmuş olan bu santrallerle ve sürekli arıza yaratan dizel jeneratörlerle bu işleri götüremeyeceğimiz ortada. Nasıl bir yöntem bulmamız gerektiği hususunu oturup tartışmamız lazım. Dünyada artık enerji o kadar kıymetli bir şey olmuş ki onu elde edebilmek çok zor Nihan Hanım. Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, dünyada şu anda enerji çok büyük bir sorun halinde ve çok önemli ve çok pahalı bir talep var. Yüksek bir talep var. Ve her geçen gün alanlar daralıyor ve yeni efendim enerji kaynakları bulunmaya çalışılıyor. Biz de bunların arasına girip ve kendimize uygun olan yöntemi bulmak zorunluluğumuz vardır. Bunların işte bu noktada yenilenebilir enerji, güneşten faydalanma vesaire vesaire ama bunlarda da yeterli altyapı sanırım ülkemizde yok. İşte enerji güneş panellerini evlerine takanlardan bazı sıkıntıları yaşadıklarını çok net duyabiliyoruz. Çünkü onlarda da tam bir sistematik çalışma düzeni yok gibi görünüyor. Tabii yani solar sistemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye gelmesi bizim günlük şu anda mesela güneşin doğuşu, var olması, efendim havaların güzel gitmesi dolayısıyla Kıbrıs Türk Enerji Kurumu'na çok büyük katkı sağlamaktadır. Yani günlük 86 megawatt güneş enerjisinden şu anda güneşin olması dolayısıyla tasarruf yapıyoruz. Belki aileler tasarruf yapıyor ama aslında kurumda. Kurum büyük bir tasarruf yapıyor ve üretmekte zorluk çektiği konuyla ilgili de anında bir gündüz vakti bundan faydalanma tasarruf şansı tasarruf etmiş oluyor. Bunu artırmak gerekir. Bunun için orta gerilim ve yüksek gerilim hatlarımızın bunu kaldıracak şekilde yapılanması, rezerve edilmesi gerekiyor. Bunları yapabilirsek o zaman solar sistemi artırabiliriz. Şu andaki efendim 100 megawatta ulaşmış vaziyette. Bunu 15 megawatta artırma şansı sanırım bakanlık bunun hesabını yapıyor. Artırırken de bunun böyle efendim herkesin elektrik akımında sorunlar yaratarak televizyonu yanmış, buzdolabı yanmış, çamaşır makinesi yanmış gibi hususlarla karşı karşıya getirmemek için gerekli önlemler alınarak bu işin ilerlemesi lazım. Ama neyi gördük? Solar sistemin gelmesi sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nüfusun her geçen gün arttığı, talebin her geçen gün arttığı ortam içerisinde günlük şu anda havaların güzel olması sonrasında 90 megawata yakın bir akımın bize fayda sağlanması sonrasındaki tasarrufu görmüş olduk ki önemli bir konu bu. Evet. Bunları yapabiliriz. Türkiye'den kablo elektrik getirme, interkonekte sistemi tabi olma, onun altyapısını hazırlama adı altında projeler yapmak gerekiyor. Doğalgaza dönüşümle ilgili dolum tesisinin hazırlanması, eldeki tüm jeneratörlerin o sisteme ayak uydurulmasıyla ilgili projeler yapılması gerekiyor. Ve buna benzer yeni enerji kaynakları bu ülkede uygulanabilir mi? Bunun fizibilite çalışmaları yapılıp ortaya konması lazım. Aksi takdirde bir yerde tıkanacağız ve bu artan nüfus ve iş yeri arz talep birbirini karşılamaması,
çok daha kötülere işin gitmesi ortaya çıkar. Bunların hepsinin oturup planlaması yapılması lazım. Önce Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun içindeki efendim bu işin esas erbabı olan mühendisler, yani idare heyeti, kurmayları, müteakiben ilgili bakanlık, hükümet ve devlet de olarak bu işe el koymak lazım. Yönetim aslında herkesin gözünde çok fazla büyüttüğü bir yapı olarak olaya bakıldığını görüyorum ben. Yönetimler mütevelli heyetleridir. Sonuçta bu yönetim yapısı içerisinde bu işin uzmanı değil bu insanlar. Uzmanı olsa bile mevcut yapı içerisine ne kadar katılabilir, ne katkılar sağlayabilir hususunu tartışmak lazım. Mütevelli heyetleri, yani yönetimler hangi görevleri yapar, şuna bakmak gerekiyor. Efendim, kurum müdürünün hazırlamış olduğu önergelerin yönetimsel masaya gelmesi, o masada bu onaylanıp onaylanmaması, onaylanmışsa tekrar kurum müdürüne yetki verilmesi, o yetki verildikten sonra ise kurum yönetiminin o işle ilgili görevinin bitmiş olmasıdır. Yani şöyle beklersek, bir üniversitenin mütevelli heyeti dekanları ve öğretim görevlileri kadar her dersi verebileceğini düşünüyorsak bu kendimizi kandırmış oluruz. Bizim de çalışma esaslarımızdaki zorunluluğumuz haftanın bir günü toplantıya katılmak, ama ben ve benden önceki yönetimdeki yönetim kurulu başkanları yönetim adına hiçbir ücret almadan tam gün burada mesai yaparak zamanımızı geçirmek zorundayız. Çünkü orada olmadığın sürece daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı bilmemiz dolayısıyla günlük 8 saat mesaiden fazlasını oraya harcamışsın. Ama bu hususla ilgili bunlar tümü gözden geçirilmesi lazım. Bu yönetim kurulları profesyonel olması gerekir. Bizim gibi bir ayda 723 TL maaşla, bunun adı maaş değil, ne diyelim, toplantı parası. Bu işlerin olması mümkün değildir. Hiç kimse zamanını, emeğini ve bu ağır yükü taşımaz. Donanımlı, efendim belli odalardan buralara isimler atanabilir. Ama bunun ticari boyutuna işler girmeden, efendim sermaye güçlerine ortaklık yapmadan, onların uşağı olmadan çok önemli bir efendim, noktaya temas işe ettiniz. Gitmek gerekiyor. İşe yaklaşması lazım. Bunları başarabilirlerse, yapabilirlerse, çünkü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun adı sürekli bu türde şaibelerle ortaya daha çıkması. Daha geçtiğimiz gün, yani isim vereceğim çünkü yargıya taşındı konu, evet, Mor Simit, evet, ile alakalı. Alınan cihazların, sayaçların Çin malı olması vesaire vesaire. 3 kişi galiba şu an gözaltında olan. 2 kişi. 2 mi? İki. Ben 3 diye duydum son olarak da. Yani teminata bağlanmış çıkmışlar. Evet, ama yani netice itibariyle hiç hoş olmayan şeyleri yaşıyoruz, yani bu türde yaşatıyoruz. Bir sürü davalar var. Evet. Bu sermayeyi yönetenler kurumun ortağıymış gibi davranmasını önleyecek tedbirler. Bu sermayeyi yönetenlerin yönetim içerisinde adamların olmasını önleyecek şekilde tedbirler. Sermayeyi yönetenlerin kurum içerisindeki yetkililerle ortak çalışmasını önleyecek tedbirleri alma görevi de hükümetindir. Hı hı, hı. Şimdi yönetim kurulu bunların hepsine müdahale etme hakkına sahiptir. Evet. Ben inanıyorum ki 14 aylık süre içerisinde kurum hiçbir şaibeye ortak olmadan tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarım pırıl pırıl geldi ve pırıl pırıl gidiyorlar. Bu bizim için önemli bir olaydı. Bizden önceki arkadaşlarımız da müthiş bir mücadele vermişler. Yargıya taşınmış olan şu andaki efendim yolsuzlukları ortaya koymuşlar. Ve onların sayesinde de, bu çalışmaları sayesinde de, ki bizim süreçimizde de bir sürü çalışmalar var. Bunlardaki daha ileriki süreçlerde, hı hı, göreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilki yaşamış olacağız. Bakın, bahsetmiş olduğunuz konular Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için bir ilktir. Hı hı. Bunları önleyebilecek yapılar oluşturulması lazım. Profesyonelce yönetilmesini sağlayacak yapılar oluşturulması lazım. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun bir panel düzenlenmesi gerekiyor. Dünü, bugünü ve yarını adı altında bir Sayıştay'lık, efendim Çalıştay diyelim. Sayıştay dedik, yanlış dedik. Çalıştay yapılması lazım. Buradaki bilgi, beceri, deneyimi olan insanların çıkıp fikirlerini ortaya koyması gerekiyor.
bizden çok daha iyi bu işi bilen insanların katkıları olması gerekiyor. Ben 14 ay boyunca çalıştım. Birçok şeye hakim olduğumu düşünüyorum. Yeterli miyim? Hayır diyorum. Benden çok daha iyileri var diyorum. Onları yapsınlar, yapacaklardır diyorum. Evet. Ama bana bir göre düşüyorsa onu da hiç çekinmeden o katkıyı sağlayacağımı da söylüyorum. Evet. Ama şunu da ben söyleyeyim. Göreve yeni bir geldikten sonra eskiler nedense hemen unutuluyor. Ne tecrübelerinden ne bilgilerinden faydalanılmıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gördüğüm şeyler var. Onlarla görebiliyoruz. Yani çünkü herkes kendi önündeki bulanık alanı önce bir temizlemeye çalışıyor. Önünü ama Kıbrıs Türkiye'de bir kurumu hepimizin. Tabii. Muhalefet de iktidarıyla. Yok bak, artık hepimizin değil. Benim basından çok fikir olarak uyuşmadığım insanlar arar. Ben o fikir olarak onlarla uyuşmamam demek onlara efendim katkı sağlamam anlamı taşımaz. Olur mu öyle şey? Tabii elimden ki geldiği kadar hep doğru neyse onları anlatmaya çalışırım. Dün basına düşen işte Kıbrıs Türk Eleri Kurumu'nun jeneratörleri arızalı artık işte bilmem yakıt bitti vesaire. Ve kötü yakıt kullanılması dolayısıyla falan hususlarıyla ilgili. Güney Kıbrıs'tan. Şu alındı bu alındı hususları vardı. Aydınlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar doğruyu anlatmaya çalıştım. Yanlış bilgilendirme hem kurumu hem vatandaşı tedirgin ediyor. Biz doğruları konuşarak efendim paydaş noktalarda buluşalım. Yakıtın bitmesi sadece Kıbrıs Türk Eleri Kurumu'nun veya iktidarın sorunu değildir. Bütün halkın problemidir. Yakıt bittiği zaman bugün bu sınırlar içinde yaşayan herkes elektrikten mahrum kalacaktır. Evet. Bunun çözüm noktalarında efendim yapılması gerekenler de birbirimizden saklayarak bir şeyleri yapmaya çalışmamız da hoş bir olay değildir. Hep doğruları ben bugüne kadar anlattım. Yine aynı şekilde doğruları ben vatandaşla paylaşayım. İsterseniz soru cevap şeklinde olsun, devam edelim istiyorsun bu tabii ki, bölümden tabii ki sonra. Çünkü çok fazla soru da var. Mesela en önemli sorulardan bir tanesi pik saatlerin dışında Güney Kıbrıs'tan enerji alıyor muyuz? Neden tabii, alıyoruz tabii alıyorsak? Şöyle gündüz olmuş olduğumuz bir enerji var. Akşamları puantlara ihtiyaç duyulduğu yani saat 18'de 23 saatleri arasında Güney Kıbrıs bize çünkü kendi enerjisi kendine yetmemesi dolayısıyla vermiyor. Evet. Bize vermiş olduğu enerji üretim fazlalığı olan enerjidir. Yani bu enerji zaten bir kayba uğrayacaktır. Bizim de onu onlardan talep etmemiz nedeni şu. Şu anda bizim akaryakıt konusuyla ilgili yaşamış olduğumuz bir kriz var. Sıkıntı krizin var. Nedeni şu. Normalde akaryakıt 22'sinde gelmesi gerekiyordu. Evet. 22 Mart'ta gelmesi gereken yakıt şu an hala denizde. Çanakkale Boğazı'na doğru gidiyor. Bize ulaşması 1 Nisan veya 2 Nisan'ı bulacak. Elimizdeki akaryakıt havaların çok kötü gitmesi dolayısıyla günde ortalama 1000 ton kullandığımız bir süreçleri geçirdik biz. Evet. 1050 ton, 1100 ton efendim ve bize 13'ünde akaryakıt gelmişti. 13'ünde gelen 10.000 ton akaryakıtı da tasarruflu bir şekilde kullanıp 22'sinde bize akaryakıt gelecekti. Velhasıl önümüzü görecektik. Ama savaşın olması, yani Ukrayna-Rusya savaşı... Boğaz'a mayınların girmesi. Tabii. Birçok husus sadece mayınların girmesi dışında akaryakıt da bulmak çok zor. Tabii. Foyrol, piyasada özel bir arz talep meselesinde fiyat farklı ne kadar fazla olursa veya az olsa meselesi artık çıkıldı. Akaryakıt bulmak çok zor. Yani dünya Rusya'ya bir ambargo uygulamış. Evet. İran petrolünün piyasaya girmesine müsaade etmiyor. Ve daralmış bir vaziyette olan bir piyasa içerisinde en güçlü olanlar o akaryakıtı alıyorlar. En güçsüz olanlar ise ne bulursa veya çok zor alabiliyorlar. Bu kadar öngörüsüz bir toplum muyuz? Bu kadar öngörüsüz bir siyasi yapıya mı sahibiz? Çok özür dilerim bunu söylerken bunu sorma gereğini duyuyorum. Çünkü biz fosil yakıtla hayatımızı devam ettiren termik santrallerimiz fosil yakıtla hayatını devam ettiriyor. Ve biz bir ada ülkesiyiz. Evet. Karadan bir ulaşımımız yok. Kolaylıkla gelebilecek herhangi bir şey yok. Yani varil yakıtın geldiğini ve tekneciye boşaltıldığı günleri de yaşadık. Sayın Arıklı'nın bakanlığı döneminde. Doğru. Sizler bunları bize aktardınız. Hiç mi öngöremedi bu toplum bunları? Hiç mi öngöremedi bu siyasiler bunları? Yani, öyle demeyelim, şöyle diyelim. Siz yönetimsel olarak Orta bunu, Doğu'nun göbeğinde... Bunun böyle olduğunu göremez misiniz diye sormak lazım. Bakın, param varsa her şey olur. Para yoksa hiçbir şey olmaz. Biz
Her para var, proje yok bizde. Çok özür dilerim. Paralar hazırdı. Hayır, projeler hayır, üretmedik, hayır. Yapmadık. Türkiye ne zaman bize bir proje götürdük, sonuca ulaştıracağız dedik de para vermedi. Şimdi bu tabii Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çok başka. Öbür bakanlıklarla ilgili veya öbür konularla ilgili bunu söyleyebiliriz. Ama Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kendi yağıyla kavrulan bir kurum. Biz her gemi geldiği zaman bunu nasıl ödeyeceğimizin kriziyle karşı karşıya kalmak, ödeyememiz durumunda o yakıtın boşalmamasını bilmemiz dolayısıyla çok büyük sıkıntılar yaşayan bir yönetim olduk. Şu an ne kadar borcumuz var? Şu anda 1 milyar 520 milyon kurumun borcu var. Sadece Aksa'ya 826 milyon borcu var. Şimdi öngörü çok kolay. Yani şöyle yaparsın, stok yapman gerekiyor. Bir çizelge verirsin. Bu çizelgelerde tak 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 akaryakıtın gelir. Ödemesini yapacak gücün vardır, ödersin. Ama sen ayda 120 milyon toplayıp 400 milyon gideri olan bir kurumu 120 milyonla yönetmeye çalışıyorsun. Bu öyle kolay bir şey değil Nihan. Çok zor bir olay. Her birimiz o stok seviyesinin mutlaka 20 bin tonun altına düşmemesi gerektiğini çok iyi bilen insanlarız. Ama o 20 bin tonu oraya koyabilmek mümkün değil. Ben kuruma geldiğim günden beri akaryakıt krizleri hiç bitmedi. İhaleler iptal oldu, tipikten aldık, efendim tipik bulamadı, başka firmalar vermedi, Türkiye'den lojistik nakliyat adı altında 3000 tonun üzerinde efendim akaryakıt tankerleriyle akaryakıt getirip elektriksiz kalmaması için bunları gerçekleştirdik. Yeniden gündemde mi bu arada? Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Tankerlerle gelmesi hayır, gündemde değil yok, kesinlikle. Yok, öyle bir sorun yok. Bütün bunların hepsinin öngörüsünü görmek çok bir şey değiştirmiyor. Bunları çok iyi bilebilirsin. Ama parasız hiçbir şey olmuyor. Para olmadan bu iş asla dönmez. Şöyle düşünün. Şubat 2019 tarihinde bir ton akaryakıt 274 dolar. Doların da Türk lirası karşısındaki değeri 5.5 iken şimdi bir ton akaryakıt 750 dolarlara çıktı. En son 758 dolardan ödedik. Kaça ödeyeceğimiz plas değerine göre bakılacak, yine ona göre ödeyeceğiz. Doların Türk lirası karşısındaki değeri 14 lira oldu ve 14 liraya geçti. %500 fark oluştu. Ama sen 3 yıldır 1 kilowatt elektriği 98 kuruştan satmaya devam ediyorsun. Şimdi bütün bunların içerisinde COVID, efendim vatandaşın mağduriyeti, stratejik olarak doğru bir hamle, zam yapılmaması, efendim vatandaşı koruyacak tedbirler alınması, ama eksik olan bir taraf var. Vatandaşı korurken kurumu koruyabilecek yapıyı devlet üretememiş. Yani oradaki süspansiyonu kim sağlaması gerekiyordu? Eksik olan bölümü kim tamamlaması lazımdı? Ben diyorum ki benim aylık 260 milyon zararım var. 260 milyonu bana devlet süspansiye edecek mi? O zaman bunu dünya böyle yapıyor ve bu şekilde götürüyor. Türkiye Cumhuriyeti şu anda efendim nasıl yaptı? Orada da elektrik bir anda uçtu gitti. 1 kilowatt elektrik Türkiye'de 2 lira 17 kuruşa çıktı. Evet. Efendim kalebe değerlerini düşürdü. %8'de %1'e indirdi veya hiç almıyor veya buna benzer birçok bölümü süspansiye yaparak işi götürmeye çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 3 yıldır 98 kuruştan işi götürüp vatandaşa hizmet etmeye çalışan, aylık 260 milyon zarar eden bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi bunların içerisine ilgili firma, yani ihaleyi kazanan firmanın vaktinde akaryakıtı getirememesi hususunu veya getiremediği zaman ne sorunlar yaşayacağımızı göremeyecek bir yönetim olamaz. Bunlar hepsi görülebilir. Ya da getirmediği zaman hani... Günlük cezai, binde iki cezai müdesi vardır. Evet. İşte 22 Mart'ta getirmesi gerekiyordu. Bir Nisan'a göre işte toplam bedelin %2'si kadar bir ceza uygulanacaktır. Bunlar hepsi ilgili sözleşmenin maddelerinde vardır. O evet. Müdür edin işi gereğini yapacaktır. Ama bir stok konusuyla ilgili öngörü konusu hepimizin kafasındakidir. Ama onu olabilecek maddi gücün var mı senin? Yok. Yaz döneminde havaların güzel olduğu, denizin güzel olduğu, yükle getirt, boşalt efendim depolarına, parasını öde, bir daha boşalt, parasını öde ve sen stok olarak onu tut, hiçbir zaman 20 bin tonun altına
Düşme. Düşme. Eskisini kullan, yenisini oraya efendim aktar. Bunu sağlamak çok kolay. Düşünmek çok kolay. Hele biz askerden gelmişsek kıta yükü aklımızın hep içerisinde. Evet. Namlu payı, bölük payı, işte tabur payı olarak aklımızda bir sürü şeyler var. Evet. Bunların neden olduğunu kitabı olarak ezbere bilen insanlarız. Ama olmaz. Yani bunu sağlayabilecek şu anda kurumun imkan ve olanakları yok. Fiiliyata gelince şimdi 1 Nisan sonrasında, 1 Nisan sonrasında kurum yeni bir dünyaya dönüşü olacak kesin. Hı hı. Yani kurum artık ayakta kalkabilecek, personeli ödeyebilecek, efendim cari borçlarını ödeyebilecek, akaryakıtını ödeyebilecek bir yapıya oluşturulması gerekiyor. Enerji fonu konusu ayda geçtikten sonra bir yıl içerisinde kurumun tüm borçları karşılanabilecek yapılar bu olacaktır. Yani bunun çalışmalarını gördük efendim. Sağlanacaktır. Geri kalan kurum kendi toplamış olduğu parayla yatırım yapmaya başlaması, akaryakıtın alınması, cari borçlarının karşılanması, personel giderlerinin karşılanması hususunda da önü açılmıştır. 1 Nisan'ın sonrası kurum yeni bir sayfayla önümüze çıkacaktır. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yani yeni yönetim gelmiş olduğu zaman bence güzel bir tablo önüne çıkmış olacak ve yönetimsel olarak hata yapmazlarsa kurumun çok kısa bir süreç içerisinde yatırım yapabileceği. Çünkü şöyle değerlendirelim. Ocak ayı, Aralık ayında çok büyük bir sorun yaşadık. Neden? Çünkü elimizdeki üretmiş olduğumuz Teknecik ve Kalecik'teki toplam ürettiğimiz 300, tükettiğimiz 380 megawatt günlük. Peki 80'i nereden bulacaksın? Kısmi Güney Kıbrıs sana kendi enerji fazlası varsa onu sana veriyor 20 megawatt. Geriye kalan 60 megawattı dönüşümlü kesinti yaparak çözmeye çalışıyorsun. Peki şimdiki kesintilere bir hemen sorayım şey tabii. Yapmadan. Bir saatli kesintiler. Şimdi 1,5 saate çıktı onun gerekçesi. Yani 45 dakika olan yer oluyor. 1 saat olan oluyor. 1,5 saat olan oluyor. Bunu anlattım az önce. Bir daha bunu anlatayım. Lütfen. Şimdi şöyle dedik. Bizim elimizdeki akaryakıtı efendim ekonomik kullanmamız lazım. Tamam. 1 Nisan ve 2 Nisan'a kadar bunu geliştirmemiz gerekir. Aksi takdirde bizi çok ağır şeyler bekler. Güney Kıbrıs'tan gece 18'de 23 saatleri arasında enerji almamız mümkün değil. Çünkü onun enerjisi kendisine yetmiyor. Biz gündüz güneyden ne alabilirsek, Aksa'ya ne kadar yüklenebilirsek ve kendimiz de ne kadar rölantide en azını üretip gece en fazlasını tümünü vermeye çalıştığımız vakit eksik olan neyse onu görelim. Güneyden hiçbir şey alamadığımız vakit ve geceleyin bizim kurulu gücümüz olan ve üretebildiğimiz 300 megawattın üzerine çıkıyor ki çıkıyor. Hiç değişen bir şey yok. Yani efendim havalar biraz ısındı. Havalar ısındı ama. Yani bizim beklentimiz ısrarla bugün Teknecik'ten sorumlu müdür muavini defalarca sorguladım. Yani bir yanlışlık mı var? Nasıl olur hala daha 320'lerde 330'lara gece bu değerler çıkıyor? Hayır, hiç değişen bir şey yok. Kayıp kaçak söz konusu Hayır. olabilir mi? Hayır, herkes halen daha alışkanlıklarına devam ediyor. Klimasını açıyor, sobasını açıyor, elektriklerini faydalanabildiği i̇şte kadar ay faydalanıyor. Ay başından sonra siz diyorsunuz ya yeni bir yönetim gelecek, yeni bir soluk kazanacak Kıptek. Ama bu taraftan da bence çok büyük bir soluk kazanamayacak. Çünkü halk elektrik faturasını ödeyemeyecek. Bravo, çok güzel söylüyorsun. Ödeyemeyecek yani. Bunlar şu hep, bir aydır hep hükümetin sorunlarıdır. Nasıl tetikte bekliyoruz? Evet. Yani zaten fatura tarihleri de artık ikinci fatura biriktiğinde hemen şak diye kesiyorlar. Otomatik sayaçlar var. Akıllı sayaçlara geçtik vesaire vesaire. Yani şahsen ben ürküyorum. Temel bu olarak bin, kesintilerimizi 1040 lira bitirelim. Ödedik yani, geçtiğimiz evet, doğru, ay. Bu ay Allah kerim. Kesintilerimizin temel noktası üretim yetersizliği dolayısıyladır. Gündüz güneyden 70 megawatt'a kadar akım alıyoruz. Teknecik'ten faydalanıyoruz. Elimizdeki bir termik santrali çalıştırıyoruz. Bundan üretmiş olduğumuz enerjiyi birleştirip günü tamamlayabiliyoruz ki az önce dedik ki solar sistemin bize sağlamış olduğu yaklaşık 90 megawattlık da bir enerjiyi oradan alıyoruz. Geceliğin biliyorsunuz solar sistem üretmiyor. Evet. Efendim ne yapıyoruz? Hepsi bir anda birleşmiş oluyor. Otomatik olarak bunu bütün elindeki 6 dizel jeneratör ve termik santrallerini çalıştırsan bile yetmiyor ve kesintiye ihtiyaç duyuyorsun ve kesintinin temel noktası buradan. Bu kesintiler peki 1 veya 2 Nisan'dan Hayır. sonra artık bitecek mi? Biter. Havalar ısındığı zaman biz bu sorundan kurtulmuş olacağız. Bizi bekleyen sorunu anlatmaya çalışıyorum. Temmuz-Ağustos aylarındaki eldeki imkanlar bu enerji üretimine yetersiz kalacaktır. Hoş geldiniz. Bu enerjiyi yetersizliğini nasıl çözmemiz gerektiğiyle ilgili bugün Sayın Bakan Türkiye'de Enerji Bakanı'yla görüşme yapılıyor. Evet.
Mart ayında beklemiş olduğumuz iki jeneratörün bir tanesi, 25 megawattlık bir jeneratörün gelmesini bekliyorduk. Hı hı. Fakat gelmedi. Bununla ilgili bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var onu çözmek için şu anda Ankara'da Sayın Bakan Genel Müdürümüz bu akşam saat 18'de o da toplantıya gidecek. Evet. Bunun sonucunda bize 2 ay içerisinde 50 megawattlık bu iki jeneratör katılması durumunda bunlar dizel yani mazotla çalışan jeneratörler ve doğalgazla çalışan tabii pahalı bir üretim sağlıyorlar. Ama en azından o yazın sıcak olduğu süreçte enerji eksiği olan 50 megawattı bu şekilde kapatabiliriz. Bir yatırım yapma şansımız yok. Anladım. Bir yatırım yapılsa bile bir santralın kurulması bir yıl. Yani böyle bir günde ben bir santral aldım. Buyurun getirin bunu kurun. Şak diye olmuyor. Olmuyor. Evet. Bunun hazırlanması, şey yapılması, getirilmesi, yerine kurulması bir yıllık bir süreç. İhalenin tamamlanması. 50 megawattlık değil mi? 2 tane. 25-25, 2-50 megawattlık bir. Yani bu da demek oluyor ki bize elektrik faturalarına sağlıklı ve sağlam akıl sağlığımızla oynayacak bir zam daha gelecek. Yok, onunla alakası yok. Bunlar bize hibe olan santraller. Hibe olacak ama tabii. Az önce pahalı santraller dediniz. Bak, bunlar için. Günü kurtarabilmek üretimi. İçin. Günü, sen tükettiğine bakarsın. Ben cebimden ben çıktığının derdindeyim. Halk da şu an cebinden evet, yani, çıktığının derdinde. Onun için sizi benim sorguluyorum. Benim ne ürettiğine, ne kullandığıma bakma. Sen ne yakmış olduğuna bak. Sen 2.70'ten bunu yani 250-500 kilovat arasını 2.70'ten ödeyeceksin. 250'nin altını 98 kuruştan ödeyeceksin. Sen harcamış olduğuna bakacaksın. Bu benim sorunum. Bunu nasıl ben çözeceğim konusuyla alacağım idari tedbirlerle beraber bunu çözmek zorunluluğum vardır. Efendim hükümetten katkı isteyecektim veya başka bir şekilde bunu fiyat istikrar fonundan katkı isteyeceğim. Bunu bir şekilde ben çözmem gerekiyor. Bunun üretmiş olduğu pahalı olması vatandaşa aktaracak bir tarafı yok. Bu yok. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun üretmiş olduğu enerjiyi hatlarına verirken nasıl yapması gerektiği için alınan bir karardır. Efendim akaryakıtı daha pahalıdır. Efendim o akaryakıtı da akaryakıt kim ödeyecek gene? Falan şu bu kususu. O kurumun meselesidir, bakanlığın meselesidir. Hı hı. Vatandaşa yansıyan bir tarafı yoktur. Eminsiniz yani bu konuda? Eminim. Tamam. Çünkü yani tekrar bunu söylemek zorundayım. Mükellefiz biz burada bu programları yaparken. Halk cebinden çıkacak paraya bakıyor. Tabii, tabii. Gerçi cebimizde çıkacak para kalmadı artık. Akrep falan da yok hiçbirimizin cebinde. Para yok çünkü ama. Haklısınız. Yok yani. Neyi nasıl ödeyecek bu aybaşı, bu halk? Kurum ayakta kalacak. Tahsilatlarını yapabilecek mi en önemlisi? Artık zaten elektrikleri de keserse çok bir enerji talebine de ihtiyacımız kalmayacağı için kurum gidebilir. Sürdürülebilirliği sağlanabilir kurumun yani. Çok özür dilerim. Bütün bunların hepsine çözüm bulacak adı hükümet olan ve bu ülkeyi yöneten bir hükümet var. I hope so. Eğer bulamayacaksa bunlara gerek yok. Gitsinler evlerine, vatandaş gitsin, hükümet yapsın. Bulması gerekenler o koltuklarda oturuyorlar. Bu vatandaş bunları onları temsil etsin diye o koltuklara göndermiştir. Hükümetin de aslı görevi vatandaşının refahı ve huzurudur. Problem sahalarının çözülmesidir. Nasıl bir yöntem izleyeceği konusuyla ilgili öngörülerini ortaya koymak zorunluluğu vardır. Muhalefetin denetleme görevi vardır. Bu zor günlerde muhalefet, iktidar hepsi ortak çalışıp Kıbrıs Türk halkının yeni sayfasını hazırlamakla mükelleftir. Yani şu andaki yaşanan kaosu sadece iktidarın üzerine bırakarak, hiçbir şey üretmeyerek, sadece muhalefet yaparak götüremezsin. Çünkü o indiği zaman oraya sen geçeceksin. Senin de yapabileceğin bir şey yok. Sonuçta denenmiş. Ya ben birçok programda anlattım neden erken seçime gidiyoruz diye sorusunu bana sordukları zaman. Değişen sadece nisap sağlayacak bir hükümet modelinden başka bir şey değişmez dedim. Değişen ne oldu? Bir önceki hükümette yeni hükümet arasında hayat mı ucuzladı? Zamlar mı durduruldu? Efendim vatandaşın alım seviyesi mi yükseltildi? Ne değiştiğini bir sormak lazım kendimize. Hiçbir şey değişmedi. Sadece nisap sağlayacak bir hükümet modeli ortaya kondu. Şimdi bunların oturup hepsinin değerlendirilmesi yapılıp vatandaşın geleceğinin senaryosunu hazırlayıp oturup bunun üzerine bir kompozisyon yazmak lazım. Ne yapmamız lazım? Vatandaşı üretime nasıl yönlendirebiliriz? Dün pazardı. Lefkoşa pazarından, tabii diğer pazarlara o kadar basın mensupları gitme şansı yok. Lefkoşa olunca herkes oraya damlayabiliyor.
Efendim en ucuz pazar Lefkoşa pazarı. Yani bu hususta ilgili öbür pazarlarda basın mensuplarının gitmesi lazım ki sorunu çözebilsinler. Hep beraber görebilelim. Bir kilo domatesin 35 lira olduğu. Bir domates yok. Ben dün 61 lira verdim domatesi, ayıptır söylemesi. Bulamadığınız için. Evet. Efendim bir çilek 50 lira ise bu üretim safhasını nasıl doldurabiliriz, biz buna bakmamız lazım. Girdileri nasıl düşürebiliriz? Çiftçinin yanında nasıl olabiliriz? Tarımı ayağa nasıl kaldırabiliriz? Bir torba libazma, yani gübrenin, evet, 1000 liraya olmuş olduğu bir ortam içerisinde. Ya bu ülke arpalara bir bakın, hep bu kadarcık kalmışlar. Neden hiç kimse taban küpresini atamadı? Şimdi dersek ki biz havalar kurak gitti. Hayır, en çok yağışın olduğu bir yılı geçirdik, geride bıraktık. Halen daha da yağıyor. Efendim ama arpalar küçücük. Hiçbir verim alamıyoruz. Neden? Bir toprak reformumuz, bir planımız olmaması dolayısıyla. Çünkü her yıl aynı tarlayı ekiyoruz. Ama bununla ilgili azotunu sadece tamamen öldürüyoruz. Evet. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Bundan dolayı bunları bilme şansım var. Sonuçta her yıl aynı yeri aynı şekilde binadası yapıp bırakmıyoruz. Azotu, azotun olmasını sağlamıyoruz. Şimdi ise bu ekilen tarlalara libazmasını atamamamız dolayısıyla başaklar şu kadar kaldı. Evet. Ve bir bizi bekleyen başka bir kriz var. Yani Sayın Tarım Bakanı mutlaka buna değinecektir ve çözüm bulacaktır. Her yıl ambarlar dolusu arpamız olurken bu sene muhtemelen arpamız sadece sılaç yapmak için kullanacağımız bir efendim hale gelecektir. Hayvanların sadece önüne yem olarak koyacağız. Kısacası çiftçiye sahip çıkamıyoruz, hayvancıya sahip çıkamıyoruz, sanayiciye sahip çıkamıyoruz, küçük esnafa sahip çıkamıyoruz. Çünkü biz kendi kendimize yeten bir ülke değiliz. Hasta bir ülkenin başkası tarafından tedavi edilmesiyle karşı karşıya olan bir ülkeyi ayağa nasıl kaldırılması görevi hem muhalefetin hem iktidarındır. Bu işi sadece iktidarın üzerine bırakıp muhalefet sadece muhalefet yaparak bu işi götürecekse belli bir süre sonra yer değiştirirler. Onlar oraya çıkar, onlar da onlara muhalefet yapar. Paytaş noktalarda projeyi beraber yazıp reçeteyi beraber okumalıyız. Yapamazsak altından kalkamayız. Yıllardır bunu konuşuyoruz, yıllardır bunu söylüyoruz. Fakat icraata gelince maalesef hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz ki bugünkü bu ortadaki resimle baş başa kaldık. Sadece tek bir tabloya bakarak hayatımızı sürdürüyoruz. Çok özür dilerim ama diğer bir taraftan bir izleyicimiz de sormuş. Netice itibariyle diyor, bu solar enerji konusunu az önce konuştuk, izliyor izleyicimiz de bizi ve diyor ki solar enerji konusunda insanların solar enerjiye erişimini daha kolaylaştıracak tedbirler, daha doğru kolaylaştıracak diyor. Tüzükler çok sert. Çok sert çünkü herkes istediği şekilde sahip olamıyor. Fiyatlar zaten döviz cinsi üzerinden alıyoruz, ediniyoruz. Projelendirmeleri var. İşte elektrik kurumunun izinleri, belli müfredatlar, belli ilerleyişler var. Ve bunlarla ilgili aslında halkın solar enerjiye ulaşımını biz daha da öteliyoruz. Yani kendi ayağımıza sıkıyoruz aslında biz, tabiri caizse. Bununla ilgili bir çalışma oldu mu sizin döneminizde? Neler yapıldı? Bir bunları öğrenmek istiyoruz. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyor. Şimdi Yenilenebilir Enerji Kurumu bakanlığa ait olan. Yani Kıbrıs Türk Enerji Kurumu'yla bir bağlantısı yok. Evet ama bu neticede siz de onların biz içindesiniz. Biz sadece kurumun, onların emrettiklerini yapmaktan evet mükellefiz. Evet. Yani oturuyorlar. Bu YEK kurulunda olan kişiler, üniversitelerden gelen hocalar, yani üst düzey seviyedeki kişiler bir tüzük hazırlanmış. Bu tüzük esaslarında tüm çalışmalar, sistemler, sistemsel dönüşümü, izinlerin verilmesi, güneş enerjisinden faydalanma hususları, orta gerilim hatlarının bunu ne kadar efendim kaldırabildiğine kadar deneyimleri, bizden ne istiyorlarsa, yani Kıbrıs Türk Enerji Kurumu'ndan YEK bölümü, biz onlara cevap vermekle mükellef olan bir yapıya sahibiz. Ama çok doğru söylüyor vatandaş. O tüzüğü ben de okudum ve her gün kapımı bu konuyla aşındıran insanın haddi hesabı yok. Sadece Mart ayında 1100 kişi başvurusu var. Evet. Korkunç bir rakam bu. Efendim, bunu kolaylaştırabilmek için
vatandaş eziyetini çekmeyeceği, Kıbrıs Türk Ereğli Kurumu personeli aynı konu için defalarca yazı yazmak zorunda kalmayacağı yeni bir tüzük hazırlandı. Bu yeni tüzük Enerji Bakanlığı, yani Kutlu Bey'in bakanlığından geçerse, bu tüzük bakanlar konudan onaylanması gerekiyor. Geçtiği takdirde bu konularla ilgili vatandaşın dile getirmiş olduğu sorunların %70'i çözülmüş olur. O zaman herkes bekleyelim. De bilir. Yani, evet. Kısa bir süre sonra sanırım ki bu tüzük bakanlar konudan geçecek. Bu aradaki korkunç bir prosedür var. Bu prosedürü ortadan kaldırmanın bir çalışmasını bize verilen görev içerisindeki benim kurumdaki müdür muavinleri ve bölge amirlerinin yapmış olduğu çalışmayla biz o tüzüğün içerisine koyduk. Ne kadar bunu kolaylaştırabilirsek hem kurumu yormadan, vatandaşı yormadan ve herkese bu haktan zaman, eşit mesafede tabii, faydalanabilecek yapılar oluşturarak Kıptekin yükü de azalmış çok olur. Çok inanılmaz bir yani, yoruyor. Yani bakımı da girebilir vesaireye de girebilir. Yani birçok şeyin yolu da açılmış olur aslında. Halk da bu fahiş elektrik fiyatlarını ödeyeceğine panellerinin taksitini öder. Yani bankalar artık bol bol kredi açıyor bu konuyla ilgili yani ama mutlaka. Prosedürü tamamlamayı başarabilene. Tabii. Yani çünkü o da ayrı bir şey parkuru. Enerji Bakanlığı bol bu hususla ilgili Kutlu Bakanım bu işin önünü çekmesi lazım. Sayın Kutlu Evren, Enerji Bakanlığı YEK bölümü. Yapar diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yapar zaten diye tüzük son aşamaya geldi. Çünkü o çok konuşmaz, yapar. Yapar efendim. Gereğini yapacaktır. Vatandaş da bu hususla ilgili rahatlayacaktır. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda artık bilmiyorum nerede, nasıl oluruz. Sanırım bir sonraki programda Kıptek'te olmayan ama başka şeylerin içinde olan bir Turan Büyük Yılmaz'la karşı karşıya kalacaksınız. Ama her zaman konuşmaya devam Tabii. edeceğiz. Çok teşekkür ederim teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.